Selim Soylu. Alba Otelleri'nin genel müdürüyüm. Alba Otelleri Türkiye'de 4 tane. Bir tanesi Ankara'da, Kızılay'da. 3 tanesi de Antalya bölgesinde, Side'de, Çolaklı mevkiinde. Şu an sektörle ilgili söyleyebileceklerim 2023 için. Yaklaşık bir hafta öncesinde Hollanda Fuarı'na katıldık. Avrupa'dan ilk verileri oradan elde ettik. Yani veri esaslı konuşmak gerekirse 2022'ye göre yukarıda seyredecek gibi gözüküyor. Rakamlarımız en azından bu yönde. 2019'a yakın değerler. Herhangi bir aksilik olmazsa dünyada ve ülkemizde iyi bir sezon yaşayacağımızın ayak izlerini görüyoruz. Veriler şu an bu yönde olmakla birlikte psikoloji de bu yönde, söylemler de ve açıklamalar da bu yönde seyrediyor. Umarım herkesin arzu ettiği gibi bir sezon yaşarız. Ya bölge Antalya çok güçlü bir bölge her zaman. Yani sektörde özellikle resort işletmeciliğinde bir numara. Biliyorsunuz Antalya. Ama ülkemizin bütün coğrafyası, bütün turizm arzları birbirinden değerli. Bu coğrafya içerisinde olmak tabii ki bir şans. Antalya'da da özellikle Avrupa pazarında, son zamanlarda Rus pazarında en fazla tercih edilen bölgeler içerisinde olan, neredeyse birinci sırada olan Side şu anda. Ben de o bölgede olmaktan tabii çok mutluyum, çok keyifliyim. Şu an bölge açısından da her şey yolunda gözüküyor. Otellerimiz çok güzel, 5 yıldız. Bakıyoruz, temizliyoruz, süslüyoruz ki yapmakta durumundayız. Konseptlerimiz fevkalade. Bu konuyla ilgili mental seviyemiz oldukça yükselmiş durumda. Servis anlayışlarımız, hizmet kalitemiz. Ama hepimizin unutmaması gereken bir konu var. Bunu bizim icra edebilmemiz ancak ve ancak insan gücüyle olabilir. Dolayısıyla insanımıza, çalışanımıza yatırım yapmamız lazım. Özellikle pandemi ve krizlerde kayıplar yaşadık. Bizim resort işletmeciliğinde Antalya Bank'ın en büyük sorunumuz sezonluk olmamız. Sezonluk olmak, belli bir dönem açık, belli bir dönem kapalı olmak maalesef bize de personel politikalarında bazı kararlar almayı mecbur kılıyor ve kılıyordu. Ama bizim bu noktada biraz farklılaşmamız gerekiyor artık. Çünkü hem tesis sayılarımız arttıkça hem de insan kaynaklarımızın başka sektörlere kaymasıyla beraber bu kadrolarımızın istihdamını daha fazla artırmamız gerekiyor. Basit bir matematik hesabı. Yani hepimiz bir ticarethaneyiz. Hepimiz kar amaçlı çalışıyoruz. Eğer ki kar etmek istiyorsak yapılması gereken sadece maliyetler noktasına odaklanmak değil, gelir noktasına da odaklanmak olmalı. Eğer biz insan kaynakları politikasında hala sezonlu kararlar içerisinde kalırsak, sezon açıldı gel, sezon bitti git demeye devam edersek, bizim otelleri işletmemizle ilgili ciddi sorunlar yaşamaya başlayacağımız belli. Bunun ayak sesleri ve izleri şu an ortada. Dolayısıyla memnun olmayan bir misafir memnuniyeti olmayan bir işletmenin servis kalitesini etkileyecek noktada bir personel eksikliğini bizim gelirimizi de etkileyecek çok net. O sebep ben bu işi bir duygusal manada söylemiyorum, ifade etmiyorum. Tamamen bir kar zarar açısından konuyu değerlendirdiğim zaman, bir ticarethane olarak baktığım zaman dahi yapılması gereken şudur. Otellerimizi güzel tutalım. Bakalım, 5 yıldız parlatalım, gerekeni yapalım ama unutmayalım ki bu otelleri biz insan kaynağı olmadan mümkün değil işletemeyiz. O sebep insan kaynakları politikamızı, özellikle istihdam sürelerini artırmayla yönelik hepimize düşen görevler var. Bu görevler içerisinde biz üst kademe yöneticilerin bu konuyu işverenlerimize iyi anlatması gerekiyor, doğru anlatması gerekiyor. Ve bununla ilgili de çalışan arkadaşlarımızın istihdam sürelerini artırmayla ilgili adımlar atmamız gerekiyor. Ben şahsen kurum adına işverenle bu konuyu görüşüyorum, konuşuyorum ve istihdam sürelerini artırmayla ilgili biz adımları atmaya başladık. Bir tane tesisimiz özellikle 12 ay aşmayla ilgili zorluyoruz. Şu an tadilat ve renovasyonlar yapıyoruz. Bunlarla ilgili zannediyorum önümüzdeki yıllarda bununla ilgili bir adım atacağız.